Ve fıtık denildiği zaman sadece aklınıza belli bir bölge gelmeyecek. Birçok bölgeye kapsayan fıtıklarınız var. Siz de bahsettiğiniz gibi. Mesela ben de şey merak ediyorum hocam. Kısır fıtığı dediğiniz yani en çok görünen kısır fıtığı. Peki bu neden oluyor? Erkeklerde çok sık görülüyor dediniz. Evet. Peki neden erkeklerde daha sık görülüyor? Şimdi kasık fıtığı dediğim gibi karından bacağa giden, karın içerisinden geçip bacağa giden damar, sinir paketi dediğimiz damar ve sinirler kasık kanalından bacağa giderler. Orada giderken canalis femoralis ya da canalis inguinalis dediğimiz iki kanalı geçerek aşağıya geçerler, bacağa geçerler. Bu kanal bir boru düşünün. Borunun içerisinde kablolar var, onu düşünün. O kablolara yetecek kadardır onun genişliği. Fakat zorlamayla veyahut da anatomik bozuklukla veyahut da genetik bozukluklarla o kanalın yani o borunun çapı genişlediği zaman o kabloların yanından bağırsaklar da aşağıya doğru geçmeye çalışıyor. Kasık fıtığı bundan oluşuyor. Yani kasık fıtığının oluşum mekanizması bu. Genetik faktörler dediniz. İşte o kolajen yapı bozuklukları, onlar çok bir sürü enzim eksikliklerinden tutun da çeşit çeşit genetik bozukluklar da mesela aile bireyleri arasında yaygınlığı olan hastalarda bunları da araştırmak gerekebilir. Onlar tabii genetik ve immünolojinin konuları, o bizim konumuz değil. Peki, kilo dediniz hocam, kilonun da fıtıkta zararı var mıdır? İşte kilo... Karın içerisinde kilo alınca sadece deri ve deri altı yağ dokusu artmıyor. Karın içerisindeki yağlar da bağırsakların etrafındaki yağların da hacminde büyüme oluyor. Karın tabi bu hacmi içerisinde hapsedemiyor. O nedenle aşırı kilo alındığı zaman o karındaki basınç artışı zayıf yerlerdeki normal anatomik yapıların genişlemesi ve oradan bağırsakların fıtıklaşmasına sebep olabiliyor. Kilonun o şekilde bir etkisi var.